Milyonlarca araç sigortaları daha pahalı olacak, özellikle Offenbach ve Berlin, iyi dinleyin. Sigortacılar Genel Birliği motorlu taşıt sigortalarında yeni bölgesel sınıfları, yani regional klasını açıkladı. Sınıflar tam olarak 108 bölgede değişiyor ve 9 milyondan fazla sürücüyü etkiliyor. Peki bu 2025'teki sigorta primleri açısından ne anlama geliyor? Yeni bölgesel sınıfların birçok sürücü için daha yüksek araç sigortası primlerine yol açması anlamına geliyor. Çünkü Almanya çapında yaklaşık 4.7 milyon sürücünün bulunduğu 49 ilçenin puanları kötüleşiyor. Çünkü bu bölgelerde kaza ve hasarlar son zamanlarda daha fazla, daha yüksek. Ama iyi tarafı da var, çünkü 59 bölgede yaklaşık 4.7 milyon sürücü daha iyi sınıflardan yararlanacak. Çünkü bu bölgelerde daha az kaza ve hasarlar oldu. Ama totale baktığımız zaman yaklaşık 33 milyon araç sahibi için hiçbir şey değişmeyecek. Ne pahalaşacak ne de ucuzlayacak. İlk başta da dediğim gibi en kötü bölge sınıfları Offenbach ve Berlin. Çünkü her iki şehirde de hasar ortalamanın neredeyse %40'ın üzerinde. Bölgeden bölgeye fiyat farkını bir örnekle anlatmak istiyorum. Mesela örneğin Berlin Mitte'de yılda 15 bin kilometre yol yapan, 45 yaşında tek başına sürücü olan VW Passat için Vollkasko, yani tam kapsamlı sigortada aynı şartlarda Emden'de yaşayan birine göre 2 kat fazla sigorta ücreti ödemek zorunda kalabilir. Henüz yeni bölgesel sınıflar sigortalar için şart ve bağlayıcı değil. Sigorta şirketleri yeni bölgesel sınıfları yeni sözleşmelerinde Neuverträge bunlarla uygulayabilir ve gelecek sene itibariyle eski sözleşmelerinde de uygulayabilir. Ancak bu sigortaların kendi tercihlerine bırakılmış. Muhtemelen sigortalar bu yeni sınıflandırmadan yararlanmak için uygulamaya geçecektir diye düşünüyorum.